Herkese merhabalar. Bugün sizlere uçuşlarınızı farklı bir açıdan çekmenizi sağlayacak bir takip kamerası sistemini nasıl yapabiliriz onu anlatmak istiyorum. Bu elimde gördüğünüz küçük boy 65 santim boyunda Sky Paragliders tarafından üretilmiş bir rüzgar tulumu. Şurada gördüğünüz gibi oldukça sağlam bir çerçevesi var. Bunu seçmemin sebebi de elbette bu çerçevenin inişte kameranın yere çarptığında alacağı darbeye karşı güzel bir koruma sağlıyor olması. Şu elimde görmüş olduğunuz alüminyum plakayı rüzgar tulumunun içerisine oturacak çapına uygun şekilde büktük ve buradan bağlantı sağlaması için üzerine delikler açtık. Ayrıca bu plaka rüzgar tulumu içerisindeki akışı da bozacağından akışı çok fazla etkilememesi için üzerinde gördüğünüz şekilde delikler açtık. Bu plakayla ilgili önemli bir nokta bu köşelerinin yuvarlatılmış olması. Çünkü ister istemez bu takip kamerası iniş sırasında kanatla temas edecektir, kanada çarpacaktır. Buralarının köşelerin keskin olması durumunda kanadın kumaşını yırtma, delmek gibi zarar verme ihtimalleri var. Standart GoPro montaj aparatlarından şu gördüğünüz şekilde uzun boyunlu bir tanesini aldım. Ve bunu bu plakanın içerisine gördüğünüz şekilde yapıştırıyoruz. Bu zamanla çok fazla kullanıldığı için yapışkanın etkisi gitti tabi. O yüzden şurada gördüğünüz gibi çift yönlü bir yapışkan bant kullanıyorum. Evet. Böylece bunu buraya yapıştırdım. Elbette hiçbir zaman bu yapıştırıcıya tek başına güvenemezsiniz. Bunun uçuş sırasında kopup düşme ihtimali var. O yüzden emniyet için mutlaka şuraya bir emniyet düğümü atıyorum. Evet, artık buraya kameramızı yerleştirebiliriz. Şimdi bunu şurada gördüğünüz vidalar, somunlar ve pullarla rüzgar tulumu içerisine monte ediyorum. Evet, şu şekilde hazır. Şimdi bunu kanada bağlamaya geldi sıra. Bunun için şu makaradan yeterli uzunlukta ipi aldım. Bu benim kendi kanadım için daha önce ölçtüğüm boy. Siz elbette bunu kendi kanadınızın boyuna, iplerin uzunluğuna göre deneyip kendiniz bulmanız gerekiyor. Örneğin benim kanadımın boyuna uygun olarak şurada zaten bir işaret var. Ben buradan düğümü atıyorum. Evet.
Düğümümü attım ve askıya aldım. Şu gördüğünüz ekstra ip bu sistemi farklı bir kanatla kullanmak istediğiniz zaman ip boyunu değiştirmek istediğinizde kullanacağınız emniyet payı. Bunu gerektiğinde kullanmak üzere şuraya sarabilirsiniz. İpin diğer ucunda da kanadın firar kenarına kolayca takabilmem için bir adet maylon rapid metal halka kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi kameramız alüminyum plaka ve çerçeve teli arasında oluşan nispeten korunaklı bir bölgede bulunuyor. Bu da iniş sırasında kameranız yere düştüğünde alacağı darbeleri biraz daha azaltacaktır. Daha korunaklı olmasını sağlayacaktır. Kamerayla yaptığımız ilk uçuşlarda gördük ki bu rüzgar tulumunun boyu biraz fazla uzun. Dolayısıyla şu kuyruk uçuş sırasında çok fazla yalpa yapıyor ve kameranın sallanmasına, görüntünün titrek olmasına yol açıyor. Bu yüzden bunu kısaltarak denedik ve şu şekilde kuyruğu 10 santim kısalttığımızda bu sarsıntı sorununun ortadan kalktığını ve daha stabil bir görüntü elde ettiğimizi gördük. O yüzden düzgün bir görüntü elde etmek için bu rüzgar tulumunun 50-55 santim boylarında olması daha uygun görünüyor. Bu gördüğünüz de takip kameramızın kuyruğu kısaltılmış son hali. Bu şekilde kanadınıza bağlayıp uçuşa çıkmaya hazır vaziyette. Evet, şimdi sıra takip kameramızı kanada bağlamaya geldi. Tabi biz bunu birkaç kez, bayağı bir kez denedikten sonra şimdi optimum kanattan uzaklığını belirlediğimizi düşünüyorum. Ona göre şey yapacağız, bağlayacağız kanadı. İpimizi alıp ucunda şöyle bir maylon var. Evet, şurada firar kenarında ortada bir yere bunu geçirip bağlayacağım. Tamam. Şimdi bu ayarı yaparken daha önce kamerayı bayağı bir yukarı aldık. Aşağı yukarı. Kanattan bu mesafede tuttuk. O zaman kanadı çektiğimizde bu gelip kanadın iplerine çarptığı ya da kanadın iplerine dolandığı bile oldu. Öyle bir risk var. O yüzden bunu alıp şu kadar mesafeye getirdik. Şimdi bunu gene kalkışta ayaklarıma dolanmaması için biraz yukarı aldım.
Cibrik sus, bir şey anlatıyorum. Bir şey anlatıyorum. Kameraların iniş sırasında alınan alacakları darbe... La sus! Allah'ım.